Ne yaparsan yap. Bunca zaman susmam hataydı. Oğlumu senin yüzünden kaybettim ben. Ta o zaman konuşmalıydım. Kızımı da senin caniliklerinden korumak için anlatmalıydım. Beni zıvanadan çıkartma kadın! Çık! Ne istersen yap. Beni susturmak için öldürmen gerek, anladın mı? Öldürmen! Seslenecektim. Benim acil eve gitmem gerek. Bir şey mi oldu Feride? Kerim Hanım sesi iyi gelmiyordu telefonda. Bilmiyorum baba. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah kızım. Yani ben son günün yanında kalmak isterdim ama annemi de görmem gerek. Ben buradayım nasıl olsa. Hadi sen git yavrum. Tamam. Tekrar geçmiş olsun baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Ne yaptınız Yasin? Kimmiş bunu yapan? Oteldeki herifi yakalamışlar. Sorgusu sürüyor. Malum görevde değilim ama malumatım olur benim. Bakalım arkadaşlar öğrenebilecek mi? Umarım öğrenirler. Beni haberdar et, tamam mı? Feride. Bir yaramazlık yok değil mi? İyisin sen. İyiyim. Ne işin var benim Kemal? Öyle deme komiserim. Onlar senin ailen sayılır. Kapılarını çalacak bir sıfatın bile yok ki artık. Neyse. 5 dakika göreyim. Nasıl olduğunu öğreneyim yeter bana. Tamam, ben buradayım. Gel oğlum. İyi akşamlar Nasip baba. Ben son günü merak ettim de. Nasıl? İyi mi? Baba. Uyuyamadım ben. Thank you.
Selim. Benim. Şimdi beni çok iyi dinleyeceksin. Buyurun Sayın Bakanım. Kulağım sizde. Bir kaza oldu. Bizim evde. Elim bir kaza. Kerime öptü. Ne diyorsunuz efendim? Nasıl oldu bu? Nasıl olduysa oldu işte. Kaza diyorum. Sor sormadan beni dinle. Bir an önce buraya gel. Durumu el at. Hiç kimse benden şüphelenmemeli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Evde şu an birisi var mı efendim? Feride evde değil. Bir tek Muhalla da odasında uyuyordur. Bir şey duymamıştır. Ne gerekiyorsa yap. Çabuk ol. Emredersiniz efendim. Derhal. Merak buyurmayın. Bir hırsızlık süsü ver Selim. Davaya da bizim annem baksın. Ben evden çıkıyorum. İyice tasarlayın. Gereğini yapın. Asla. Asla ne olduğunu kimse bilmemeli. Kimse benden şüphelenmemeli. Özellikle de Feride. Tamam efendim. Ben her şeyi ayarlıyorum. Siz hiç merak buyurmayın. Yalnız evde hiçbir şeye dokunmayın Sayın Bakanım. Evi de bir an evvel terk edin. Pekala. Çabuk ve hatasız halledin. Hemen çıkmamız lazım. Ne oldu Vedat, anlatsana. Allah'ım Kerim Hanım. Nasıl kıyar, nasıl yapar karısını? Yapmış işte. Polisi çağırdı olayı örtbas etmek için. Hırsızlık diyecek. Kapatacak üstünü. Ne yani, biz de susacak mıyız? Hayır, susmayacağız. Açacağını alacağız. Yoksa Mehmet Sayın Bey'in Kerime Hanım'ı öldürdüğünü asla ispat edemeyiz. Duyduk deriz, ifade veririz, yetmez mi? Kim inanır bize Mahalla? Adam koskoca bakan. İki dakikada bizi sustururlar. Allah'ım ne olur yardım edin. Mahalla, bunu Feride Hanım'a vereceğiz. Tamam mı? Sonra bütün gerçeklerin hepsini anlatacağız. Şimdi polis gelmeden hemen buradan çıkmamız lazım.
bir şeye ihtiyaç olursa haber verin lütfen. Allah razı olsun oğlum. Mahir içeri girebilmiş mi sen bana onu öğren olur mu? Bir malumat alır almaz ararım sizi. İyi akşamlar. Güle güle. Babamlar evde mi? Evdeler. Songül iyi. Merak etme. Ne oluyor müdür bey? Hayırdır? Mehmet Sayın Bey'in evine gidiyoruz. Anladığım kadarıyla Kerim Hanım ölmüş. Ne? Nasıl olmuş? Nasıl olduğu mühim değil. Ama nasıl görüneceği çok mühim. Evet, şimdi durum şu. Ben ziyaret için Mehmet Sayın Bey'in evine gittim. Kapı kırılarak açılmış ve açık bırakılmıştı. Açık kapıdan içeri girdim. Ev darmadağınıktı. Hırsızlar evin altını üstüne getirmişti. Kerim Hanım'ı ölü buldum. Hemen seni aradım. Evde kimse yok. Niye? Çalışan kız nerede? Yok. Mutfağa her yere baktım. Evde değil. Bu işte bir tuhaflık var. Ne tuhaflığı? Cinayet aleti de yok. Oysa ben hiçbir şeye dokunmayayım demiştim. Benim ekip geldi. Hadi, hadi gidelim. Geç kalma. Hadi gidelim. Tamam yeter bu kadar hadi. Kaçtığını biliyorlar. Öğrenmişler. Sağ baştan say! Bir, iki, üç, dört. Selim Bey, annem nerede? Feride Hanım, ben çok üzgünüm. Anne! Anne! Feride Hanım. Ne demek çok üzgünüm? Annem nerede? Yukarıda mı? Feride Hanım, bakın
Yukarı çıkmasanız iyi olur. Ne demek yukarı çıkmasanız daha iyi olur? Anne yukarıda mısın anne? Anne Allah'ım çıldıracağım. Polis arabalarını burada. Senin burada ne işin var? Babaannem yok. Nasıl yok? Annem yok, babaannem yok. Neler oluyor müdür? Sayın bakanım, ben sizi görmeye gelmiştim. Bir baktım kapı kırılmış. Hemen merak içinde eve girdim. Sağa sola bakındım. Seslendim, kimse yoktu. Evde darmadağınıktı. Anladım ki o zaman evde hırsızlık olmuş. Hemen üst kata çıktım. Üst kata çıkınca da korkunç bir manzarayla karşılaştım. Anneme bir şey mi oldu? Maalesef Kerim Hanım'ı kaybettim. Anneme bir şey olmaz. Anneme bir şey olamaz. Baba çekil. Anne. Kızım. Anne. Feride. Yatağını dönsün. Yüzü müsünüze. Hadi. Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Dışarıda gören biri olmuş. İhbar var dediler. Görene gerek yok. Dışarıdayken maksadına ulaşamayanların işi belli ki. Aman diyeyim. Şimdi savcının karşısına çıkacaksın. Soracak sana nasıl oldu, nasıl çıktın diye. Adımı verirsen öldüğümün resmidir. Merak etme. Ömrüm boyunca kimseyi satmadım ben. Sen de satma. Gel. Mahkum getirdim Sayın Savcı. Dışarı çıksan. Emredersiniz. Nasıl çıktın dışarı? Hangi dışarı? Koğuşu diyorsanız siz çağırtırmışsınız. Oyun oynamayı seviyorsun belli. Ama ben hiç haz etmem. Görmüşler seni. Bu gece dışarı çıkmışsın. Rüyadır o ya da hayal. Çünkü ben buradaydım. Dün, bugün, sabah, akşam hiçbir yere gitmedim. Bak bu çok tuhaf. Sen dışarı çıkmadım diyorsun. Birileri çıkmış, gördük diyor. Koğuştakiler gece 3-4 saat ortalıklarda gözükmedi diyor. He? Kime inanacağız biz? Orası artık sizin takdiriniz Savcı Bey. Ben size olanı söylüyorum. Ama doğrudur. Gece birkaç saatliğine koğuşta değildim. Rahatsızlandım, revirde yatırdılar beni. Hangi revirde yatırdılar? Ben soruşturdum. Bizimkinde gören olmamış seni. Birileri yalan söylüyor demek ki. Ben de bunu diyordum. Yalanı bırak. Nasıl çıktın? Neredeydin? Onu anlat bana.
Ben diyeceğimi dedim savcı bey. Tam bu kadar adamın içinde, sizin gözetiminiz altında, elimi kolumu sallayarak dışarı çıkmam mümkün mü? Canım tabii ki mümkün değil. Belli ki birisi yardım etmiş. O isim kim? Dışarı çıkmana kim yardım etti? Bilmiyorum. Beni dışarıda gören kimse ona sorun. Belki buna da verecek bir cevabı vardır. Oyun devam ediyor belli ki. Estağfurullah. Devletin savcısıyla ne haddi mi? Ben hiçbir yere çıkmadım. Sadece onu izah etmeye çalışıyorum. İyi madem. Seni biraz hücreye attıralım da... ne yalan ne gerçek... iyice bir düşün, idrak et. Behçet! Buyurun Sayın Savcım. Atın bunu hücreye. Bir müddet düşünsün orada. Dışarı çıkmasına kim yardım etmiş? Belki hatırlar. Ağzından isim alana kadar da orada kalacak. Emredersiniz. Sen sağ ol. Ben arada uğrarım. Bulacaksın Selim. Bize bu acıyı kim yaşattıysa bulacaksın. Sayın Bakanım, elimden geleni yapacağım. Merak buyurmayın. Muhalla. Muhalla. Yardımcınız da yok efendim. Muhalla Hanım. Adnan Savcı eve geldiğinde baktı. Evde kimse yoktu efendim. Nasıl olur Selim? Evde kalır Muhalla. Olmaması imkansız. Sadece o da değil efendim. Cinayet aleti de yok. Ne diyorsun Selim? Ben mektup açacağını burada bıraktım. Yerdeydi. Yok ama efendim. Ben gelir gelmez üst kata çıktım. Kerim Hanım öylece yerde yatıyordu. Ama suç aleti yoktu işte. Baba muhalla yok. Nerede biliyor musun? Nasıl yok? Yani evde yok mu? Yok. Yolda da başına bir şey geldi. Şimdi Vedat, Mehmet Sayın Bey onu aldığımızı öğrenirse mahvoluruz. Bunu bizim bir şekilde Feride Hanım'a ulaştırmamız gerek. Umarım Feride Hanım eve gelmiştir. Baba, baba nasıl olabilir böyle bir şey baba? Baba kim yapar bunu? Neden yapar? Allah biz ne yapacağız anne babadan, ne yapacağız anne babadan, ne yapacağız? Feride Hanım, içim kan ağlıyor. Öyle şaşkınım ki. Anne, 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 onu bırak ne olur. Son bir kez sarılayım bir dakika. Daha kötü olursun. Yapma. Anne, anne.
Anne bırakma beni, yavrum. Elinden sonra bir defa bırak. Anne bırakma beni, anne. Gel kızım, gel. Anne, anne. Baba kapatsın, ne olur baba kapatsın. Bir defa olan böyle kapatsın. Al, al, dayanamıyorum artık, dayanamıyorum artık. Ne yapacağız baba? Ne yapacağız? Artık dayanamıyorum. Anne. Alo? Alo? Kimsiniz? Cevap verin. Ne oldu Vedat? Niye konuşmadın? Mehmet Sahin Bey miydi? Emniyet Müdürü Selim Bey'di. Demek ki polisler eve gelmiş. O Mehmet Sahin Bey'in ahbabı değil miydi? Ne yapacaksın şimdi Vedat? Bilmiyorum hala. Bilmiyorum. Evde olmadığımı anlamışlardır. Ya suçu benim üstüme atarlarsa? Bir şey yapalım Vedat. Polise gidelim. Böyle oturmayalım. Ne olur. Gitsek kaç yazar hala? Koskoca emniyet müdürü evde. Mehmet Sahin Bey ne derse ona inanmaya hazır. Biz daha polise ifade vermeden bizi durdururlar zaten. Bizim ne yapıp ne edip bir an evvel Feride Hanım'a ulaşmamız lazım. Tamam mı? Allah'ım nasıl olur bu? Baba delireceğim, bir saat önce telefonda konuştuk, aklım almıyor. Eve gel kızım, sana bir şeyler anlatacağım dedi. Allah'ım delireceğim. Delireceğim. Yalvarırım sakin ol yavrum, sakin ol. Ben de arkadaşlara uydum. Kalkmak istediniz, gittiler, bırakmadılar. Keşke, keşke gelseydim ama böyle bir felaketin başımıza geleceğini nereden bileyim? Allah'ım yeter artık. Dayanacak gücüm kalmadı. Dayanacak gücüm kalmadı. Savcı Bey, bir şey buldunuz mu? Karımı kim öldürdü? Efendim, sanırım bir soygun. Ama işin tuhafı, cinayet aleti ortada yok. Yardımcınız da evde değil. Yani ne demek bu? Neyi ima ediyorsunuz? Belli ki işin içinde o da var. Ne? Ne? Muhalla mı? Bu mümkün değil. İnanması güç görünebilir Feride Hanım. Ama son zamanlarda nelerin pekala mümkün olduğunu birlikte görüyoruz. Konuştunuz mu kimseyle? Kimse bir şey görmemiş mi? Komşularla konuştunuz mu? Polis arkadaşlar soruşturmayı sürdürüyor. Ama şu ana kadar şüpheli bir şey gören çıkmadı. Malum saat de geç. Vedat nerede? Bilmiyorum. Ben annenin bir ihtiyacı var mı diye eve göndermiştim. Ben kendim gelirim demiştim. Sonra bir daha görmedim. Vedat'ın adresini, varsa telefonunu verirseniz hemen soruşturalım. Olay anında neredeymiş, ne yapıyormuş izah etsin bize. Tamam. Gel kızım. Nasıl baba? Uyudu ama. Hala sıçrıyor. Ay. Yaşatmayacaksın aslında böylelerini de. Böyle konuşma oğlum. Bu istikametin sonu yok. Bak Mahir'e. Elim kolum bağlı kala kaldım. Bir de seni vehmetmeyeyim. Hadi çık yukarıya da yat biraz. Günü ağırmak üzere. Tamam baba. Sen de dinlen biraz. Hastaneden yeni çıktın. Annem gibiydi. Ne derdim olsa dinlerdi. Şimdi böyle kaçar gibi gitmek hiç içime sinmiyor. Aşkım. Buradan bir an evvel gitmemiz lazım. Yoksa bizi kuş gibi avlarlar. İyi de biz hiçbir şey yapmadık ki. Bunu bir tek biz biliyoruz. Yanıma hiçbir şey almadım. Hüviyetim bile yok.
Böyle nasıl olacak? Bir yolunu bulacağız Muhale. Ama önce şu evden çıkıp gidelim. Tamam mı? Kendimizi sağlama alalım. Sonra da Feride Hanım'a gidip bütün hakikati anlatacağız. Ay Feride Hanım. Kim bilir o ne haldedir. Duymuştur değil mi bütün bu olanları? Perişan olmuştur. Bir de cinayeti babasının işlediğini öğrenince nasıl dayanacak bunca acı ya? Ben de üzülüyorum. Bütün bu olup biteni bir türlü aklım almıyor. Ama önce kendimizi düşünmemiz lazım hayat. Bak. Düğün paramız diye biriktirmiştim. Bir yaz evlenelim diyecektim. Alalım artık. Hadi bir an evvel çıkıp gidelim. Hadi. İyi de nereye? Bilmiyorum. Saklanacak bir yer bulacağız. Hadi hayat. Telefonda. Ses hala kulaklarımda. Ama şimdi yok. Benim için de kabullenmesi o kadar zor ki. Annenin elini ilk tuttuğum gün, bugün gibi gözümün önünde. Ne kadar çok sevmiştim onu. Ne kadar zarif, kırılgan bir kadındı. Yokluğuna alışmak çok zor. Tarumar etti yüreğimi. Bunca yıllık hayat arkadaşım ellerimi bırakıp gitti. Nasıl dayanacağız baba? Nasıl dayanacağız Melih'ten sonra annemin yokluğuna nasıl dayanacağız baba? Takdir ilahi işte kızım. Baba sen de beni bırakıp gitme ne olur. Ne olur beni bırakıp gitme. Annem şimdi bizi pisine bir hırsızlık yüzünden mi öldü? Maalesef öyle kızım. Maalesef. Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Her şey karmakarışık. Ama bunu kim yaptıysa bulacağım. Annemin kanı yerde kalmayacak. Geceler sevda.
Sayın Bakanım. Şşş. Vedat yokmuş efendim. Ama komşuları gece yarısı Vedat ve Muhalla'yı eve gelirken görmüşler. Muhalla olduğu kesin mi? Yanında gördükleri kadının eşkali Muhalla Hanım'a benziyor. Olayın hemen ardından gelmişler. Saatlerde tutuyor. Hal ve tavırları biraz tuhafmış. Anlaşılan telaşları varmış. Belli ki Muhalla bir şeyler biliyor. Ya da her ikisi de. Haklısınız efendim. Öyle görünüyor. Büyük ihtimalle mektup açacağını da onlar almıştır. Bunun ne anlama geldiğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz. O alet kimsenin eline geçmeden bulunmalı. O ikisinin de icabına bakılmalı. Haklısınız efendim. Ha, bu arada komşulardan öğrendik efendim. Vedat'ın Şile yolunda yaşayan bir ablası varmış. Adresini araştırıyoruz. Feride, bir şeyden şüphelenmeden bunları hallet. Ben ikisini de bulup icablarına baktıracağım. O mektup açacağını da sana getireceğim. Aletin üzerinde Vedat'ın parmak izleri var diye rapor çıkart. Ben de evden çalınanlar listesine yüklü bir para miktarı ilave edeceğim. Kaçmışlar diye bilgilendir yukarıya. Sakın bir hata olmasın Selim. Merak buyurmayın efendim. Komiserin burada ne işi var Selim? Teşkilattan haber almıştır efendim. Oysa hakkında yakalama emri çıktı ama. Bürokrasi işte. Ne yap et? Çek şu herifi ayağımın altından Selim. Derhal. Başın sağ olsun Feride. Başınız sağ olsun Feride Hanım. Sağ ol. Nasıl oldu bu Feride? Hırsız girdi deniyor. Hadiseden bir saat evvel annem aradı Nazif babalardan. Hemen eve gel, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Pişmanım filan dedi. Telefonda olmaz dedi. Hemen kalktım işte. Bir geldim ev polis dolu. Sonra babam geldi. O da bir şaşkındı. Ama böyle nedenini anlayamadım. Bir tuhaflık var Yasir. Nedir aklını kurcalayan? Bilmiyorum ama bana bu basit bir hırsızlık olayı gibi gelmiyor. Annem Songül'ün yerini söyledi bana. Vedat'la haber gönderdi bak. Şimdi Vedat da Muhalla da yok. Annen Songül'ün yerini nereden biliyormuş? Bana yardım et Yasin. Olayın peşini bırakma. Ne olur elin üstünde olsun. Tamam Feride. Sen hiç merak etme. Yasin, evrak eline geçmedi mi senin? Hangi evrak efendim? Aranıyorsun. Görevi suistimalden. Hakkında yakalama kararı var. Seyit Durak dosyası. Hadi bakalım. Emniyete gidiyoruz. Sen de şaşkın şaşkın durma. Görevini yap. Gir koluna. Hadi emniyete gidiyoruz. Yasin Bey benim komiserimdir. O şu an açığa alınmış bir memur. Hiçbir şey yani. Ben de senin amirinim. Bunu göz ardı etmesen iyi olur. Hı? Hadi bakalım emniyete. Benim arabamla.
Günaydın. Günaydın. Avukatın geldi. Malum, görüş yasak. Ama buradan konuşabilirsiniz. Kötü bir şey olmuş abi. Hemen söyle. Babam Songül iyiler mi? Hepsi iyi. Merak etme. Feride nasıl? Feride iyi değil Mahir. Ne oldu abi söylesene. Feride bir haber aldık. Feride'nin annesi. Sizlere ömür. Nasıl? Kaza mı? Ne oldu birdenbire? Polisin söylediğine göre hırsızlık. Ev soyulmuş. Kerim Hanım da öldürülmüş. Hırsız mı? Koskoca bakanın evine mi girmiş hırsızlar? Gece kapıyı kırıp girmişler eve. Kerim Hanım'la da karşı karşıya gelmişler galiba. Kadını bıçaklayıp kaçmışlar. Feride evde miymiş? Yokmuş. Kimse yokmuş. Tek başınaymış. Kusura kalma avukat bey. Ama gitmen gerek. Gören olursa çıramı yakarlar benim. Abi yine haber getir bana. Feride nasıl ne halde bildir. Önce bu hücre işini halledeceğim. Seni burada tutmaları yasal değil. Ortada seni kaçtığına dair bir delil yok. Öyle asılsız söylemlere dayanarak hücre cezası veremezler. Boşuna uğraşma abi. Bana hangi yaptıkları kanunla kitaba uygun ki? Ben bunlardan adalet ummaktan vazgeçtim zaten. Olsun olsun. Hapishane müdürü okuldan arkadaşım çıktı. Bir şansımı deneyeceğim. En azından durumun farkında olduğumuzu bilsinler. Yok öyle keyiflerine göre asmak, kesmek.